Bu blok kondansatör Çin malı ve diğerleri tamamı Çin malı. Yani bu olmamış. Tabii ne kadar ekmek o kadar köfte misali bu güç kaynağı. Merhaba arkadaşlar. Adana'dan Uğur kardeşim yine bana elindeki 2 adet güç kaynağını gönderdi. Bundan 1-2 önce yayınladığım içerikteki güç kaynağını yükseltmiş, güçlendirmiştik. Şimdi bunları bana gönderdi Uğur kardeşim. Bunları da aynı şekilde güçlendireceğiz. Kaliteli hale getireceğiz. Birisi OCZ, diğeri Thermaltek. 650 watt, diğeri de 600 watt. Bu ikisi de çalışıyor. Kontrol ettim. Daha önce hiç açılmamış ama şu açılmış gibi geldi bana. Yani içinin belki tozu alınmış olabilir. Bu video ya da bu içerik bu şekilde sürükleyici olacak gibi geliyor bana. Çünkü bu şekilde talep eden çok fazla kardeşim var. Yurdun her köşesinden bana mail atıyorlar. Ben de yenilemek istiyorum güç kaynağımı ya da kaliteli hale getirmek istiyorum diyen kullanıcılar bir hayli fazla. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda nasıl yaptığımı da sizlere öğretiyorum. Yani sadece benim yapmam değil, elbette sizin yapmanız önemli benim için. Ne yapılması gerektiğini, hangi parçaların, komponentlerin değişmesi gerektiğini ya da hangilerinin kaliteli olduğunu anlatıyorum. Siz de benim yayınladığım bu içeriklerden kendinize paylar çıkartın, dersler çıkartın. Kendinize sorular sorun, elbette cevaplar bulacaksınız. Ha, İşin içinden çıkamadığınız soruları elbette bana sorabilirsiniz. Bunda sorun yok. Ama yani sırf mesajım olsun tarzında da sorular sormazsanız çok sevinirim. Umarım bu ve bundan sonraki içerikler de sizlere fayda sağlayacaktır. Bundan şüphem yok. Bu iki güç kaynağını da açmadım. İçindeki parçaların ne olduğunu bilmiyorum. Hadi başlayalım. Ne yapacağız bakalım? Thermaltek'i açtım. Bunu daha açmadım. Birazdan bunu da açacağım. Bunda ne yapılabilir? Tespit ettiğimde bu blok kondansatör Çin malı ve diğerleri tamamı Çin malı. Yani bu olmamış. Tabii ne kadar ekmek o kadar köfte misali bu güç kaynağı. Yani ucuz olmasının sebebi de bu. Diğer parçalar söktüğümde bakacağım. Bunu da açalım. Bunu ilk defa açıyorum. Her zamanki gibi bakıma ihtiyacı olan hatta paslanma belirtileri olan bir güç kaynağı. Bu OCZ'nin yani bir zamanlar kaliteli ürünler üreten bir firmaydı. Belki bilmeyenler vardır. Bu firma iflas etti. Şu anda Toshiba aldı, satın aldı. Tabii güç kaynağı üretmiyor. Sadece SSD üzerine üretimler var. OCZ bitti. Ama bitme sebebi de kaliteli ürünler ürettiği için. Yani diğer firmalar ile yarışamadı. Kaliteden ödün vermedi. Haliyle battı. Bu da maalesef üzülerek belirteyim. Bu işin doğasında var. Keşke böyle olmamalı. Kalite daha çok ön planda olmalı ama tabii toplum talep ettiğinde ucuz işte bunun gibi Çin malı talep ettiğinde haliyle bunlar ucuz oluyor. Bunlar da pahalı oluyor. Pahalı olanı almıyor insanlar. Ucuz olanını alıyorlar. Sonuçta bunlar 2-3 sene kullanılmadan patlıyor. Ya anakartı yakıyor ya ekran kartını yakıyor. Yani bir yerleri yakıyorlar. Öyle oluyor. Bunda bu ana kondansatörün yani blok kondansatörün şiştiğini görüyorum. Bakın bombe vermiş. Yine burada Teapo'nun yani meşhur kalite diye reklamını yaptıkları Teapo Çin malı kondansatör, blok kondansatör kullanılmış. Keşke bu kullanılmasaydı. Demek ki son zamanlar OCZ'de artık pes etmiş ki. Japon kondansatörleri kullanmamaya başlamış. Yine meşhur. Capscon bu Çin'in en dandik kondansatörüdür. Capscon bakın üzerine
Basa basa söylüyorum. Çin'in en dandik kondansatörüdür bu. Capscon. Bunlar mutlaka patlar, şişer. Böyledir yani bunlar. Uyduruk. Yani bu ve bu iki güç kaynağında tüm kondansatörleri değişecek. Bunu bilin. Yani ömürlük olacak. Video başlığında da belirttiğim gibi ömürlük. Bunu bir kenara bırakalım şimdilik. Temizliğini yapacağım. Daha sonra bunun içinde işlemlere devam edeceğim. Şimdi bunda işimiz çok. Sökelim bunu. Bu devre çift taraflı işlenmiş. Yani üstte göremediğimiz bazı SMD parçalar altta işlenmiş. Yine her zamanki gibi bu iki tanesi 18N50F. Bu sağdaki 20N50F. Yani bu 3, şu 2, şu 3 MOSFET 500 volt değerinde, birisi 18, yani şu ikisi 18 amper, bu sağdaki 20 amperlik MOSFET bu şekilde dizayn edilmiş. Biz bunları değiştireceğiz. Bu 500 voltluk MOSFET'ler 600 voltluk olacak. Bu da Çin malı bir kondansatör. Yine en dandik markalarından biri. Çin'in. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Yine Japon kondansatör kullanacağız. Bunlardan elimde bolca var. Zamanında satın almıştım. Bunların hepsi Japon kondansatör. Bizim kullanacağımız Nippon'un kondansatörü. Yani Japon ve ömürlük. Ama önce bunun montajını yapmam lazım. ...220 volt katını tamamladık, bitirdik. Şimdi 12 volt, yani ikinci sekonder katına geçeceğiz. Burada baktığımda birçok Çin malı kondansatör görüyorum. Bunları değiştireceğiz. Hepsini Japon yapacağız. Geçelim.
12 volt katını da bitirdik. Bu kondansatörlerin hepsi bu taraftan çıktı. Bu hariç, blok kondansatör hariç. Hepsi Çin malı. Yani bu güç kaynağı fazla gitmeyecekti. Kısa zaman sonra arıza verecekti. Ya da bağlı bulunduğu üniteye zarar verecekti. Şimdi toplamasını yapıp bir start verelim. Umarım çalışacaktır. Öyle zannediyorum. Tüm Japon kondansatör ile takviye yaptım. Bakalım çalışacak mı? Start veriyorum. Haydi bismillah. Evet. Çalıştı. Kapatalım. Güzel. Açalım tekrar. Güzel. Çalıştı. Toplayalım bunu. Aklıma geldi. Sonunda bu fanı da ışıklandırma yapacağız. Bunu tekrar sökelim. Evet, bitti arkadaşlar. Işıklandırmayı da tamamladım. Bu güç kaynağını inceleme yaptım. Yerli bir firmanın kasanın içinde kullanıcıya sunduğu bir güç kaynağı. Yani bizim kullanıcıların çoğu bu güç kaynağını kasanın içinde satın alıyorlar. Kasayla birlikte geliyor. Bu sebeple yaptığım bu içerik ve çalışma birçok kullanıcının işine yarayacaktır. Umarım da faydalı olur. Şimdi test etme işlemi, doğal test etme işlemine geçelim. Test etme işlemine başlıyoruz. Güç kaynağımız hazır. Anakart, ekran kartı ve diğer bileşenler de hazır. Sistem çalışıyor, sorunsuz. Ekran kartı üzerinden ve işlemci üzerinden tam yük kapasitesi test işlemi. İşlemci ve ekran kartı %100 tam kapasite ile çalışıyor. Aslında bu gördüğünüz anakart, ekran kartı ve diğer bileşenler minimum 750 watt ve üzeri güç kaynağıyla çalışması gerekir. 650 wattlık bu güç kaynağı bu sistemi kaldırabiliyor. Sorun yok. Bir de yeni satın aldığım kondansatörleri paylaşayım sizinle. Nippon'un bunlar.
Bu Japon kondansatörler hakkında çok soru soranlar oldu. Nereden satın alıyorsun? Nasıl temin ediyorsun diye. Araştırın arkadaşlar. Mutlaka bulacaksınız. Biraz detaylı araştırın. Bunları temin edeceksiniz. Elbette biraz daha pahalılar. Onu söyleyeyim. Artık bu güç kaynağı ömürlük oldu diyebiliriz. Video başlığından da anlayacağınız gibi evet. Artık bu güç kaynağı Termaltek'in bu güç kaynağı ömürlük oldu. Yani Adnan kardeşim bu güç kaynağını tahminim 5-10 sene daha kullanabilir. Yani yeni bir güç kaynağı satın almaya gerek kalmaz. Neden böyle diyorum? Eğer bu güç kaynağı üzerindeki Çin malı kondansatörlerle böyle bir anakartla kullanılabilecek olsaydı, inanın anakarta zarar verebilirdi, işlemciye zarar verebilirdi, ekran kartına zarar verebilirdi, NVMe SSD'ye zarar verebilirdi. Yani anakart üzerindeki tüm bileşenlere zarar verirdi. En fazla bunun gideceği 3 sene. 3 sene sonra patlamaya başlayacak. Kondansatörler, üzerindeki kondansatörler görevini yapamadığı için artık anakarta zarar vermeye başlayacaktı. Durum bundan ibaret. Evet arkadaşlar, bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, destek vermeyi de unutmayın. Eğer bana destek verirseniz ya da kanalıma abone olursanız ben bu ve buna benzer değişik, enteresan içerikleri yayınlamaya devam edeceğim. Sizlerin talebine bağlı bu iş. Bu içerikten sonra diğer OCZ 600 wattlık güç kaynağının modifiye edilmesi, yükseltilmesi ve tüm kondansatör ve kapasitörlerin Japon malı nasıl yapılır, yani nasıl değiştirilir, bunları anlattım. Bir sonraki videoyu mutlaka izleyin. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.